Merhaba, ben Yusuf Işık, iktisatçıyım. Mülkiyeler Birliği İzmir Şubesi benden bir söyleşi yapmamı istedi. Bunun için çok teşekkür ediyorum onlara. Konu, Covid-19 pandemisi döneminde dünya ve Türkiye ekonomisi. Ben bugünkü söyleşinin sunumunu hazırladım ve bu sizin kullandığınız linkte karşınıza çıkan Mülkiyeler Birliği Facebook sayfasında var. Eğer onu açıp ben konuşurken izlerseniz daha verimli olur. Tekrar teşekkür ediyorum. 40-45 dakika kadar konuşacağım. Şimdi bu sunuşumun ana başlıkları. Önce bu pandeminin genel özelliklerinden kısaca bahsedeceğim. Ondan sonra yine kısaca dünya ekonomisinin bundan nasıl etkilendiğini ortaya koymaya çalışacağım. Esas olarak Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini ele alacağım. Ve daha sonra da bundan sonra ne olur? Özellikle Türkiye için nasıl etkiler olur? Perspektif nedir? Nasıl önlemler alınabilir bu etkileri hafifletmek için? En son olarak da yalnızca birkaç dakika bu pandemi geçtikten sonraki dünya ne ölçüde değişecek? Eğer değişecekse bu değişiklikler ne yönde olabilir? Bunlara bakacağım. Bu virüs aslında tek bir noktadan başladı bilindiği gibi ve bütün dünyaya yayıldı ve dünyayı etkilemeye devam ediyor. Çin'de kontrol altına alındı, birkaç ülkede daha ama diğer birçok ülkede devam ediyor. Tabii ki hayati bir tehlike oluşturuyor. Hem sağlığı tehdit ediyor, etkiliyor hem de ekonomik ve sosyal hayatı. Ve tabii ki kaçınılmaz olarak Türkiye'yi de etkiledi. Bütün boyutları bilinmiyor ama derinden etkilediği biliniyor. Aslında en önemli özelliği bilinmezliğinin çok olması. Pek az konuda bu kadar bilinmeyen var. Bir kere biyolojik yapısı bilinmiyor virüsün. Onun için insan tanımadığı için oldukça etkili oluyor. Etkileri de tam olarak bilinmiyor. Bazı etkileri bilinse bile ve pek çok alana yayılıyor. Enfekte insan sayısı bilinemiyor. Asemptotik taşıyıcı oranı bilinemiyor. Onun için bütün yapılan projeksiyonlar oldukça yaklaşık projeksiyonlar. Yani zirveye şu gün ulaşacağı dendiği zaman belki yaklaşık olarak doğru ama yalnızca yaklaşık olarak ve o birkaç haftalık farklar da tabii dünya için oldukça önemli. Şu anda bu etkinin çok uzun sürmeyeceği görüşü hakim. Tabii ki umarız böyle olur. Tam kesin değil. Böyle olabilir. Bunu yaşayarak göreceğim. 3 aylık bir süreden söz ediyorum. Ve bunlar da bilinmeyenlerin yalnızca bir bölümü. Bir de bilinenler var. Bu da en önemlisi tabii Çin'de kontrol altına alındı. Birkaç ülkede daha önemli ölçüde Güney Kore'de, Singapur'da, Vietnam'da. Almanya'da yalnızca kısmen kontrol altına alındı. İlerlemesi durduruldu önemli ölçüde. Tabii Çin'de kontrol altına alındı derken bunun başka ülkelerde aynı şekilde yapılması son derece güç. Çünkü hiper teknolojik bir güç ve aynı zamanda sert bir şekilde yani bir otokratik yönetimde ancak yapılabilecek yöntemlerle uygulandı. Ama burada bu hiper teknolojik izlemenin de önemini vurgulamak lazım. O kadar ileri ki bu Çin'de, başka yerde henüz bu düzeyde bir yöntem yok. Arzu edilir mi? O da tabii ayrı bir tartışma. Bir de bildiğimiz şey şu, tek bir yöntemle durdurulamıyor ama izolasyon artı çok sayıda test artı çok sıkı izleme, çok iyi tedavi, hijyen ve teknolojik gelişmeleri uygulamak henüz daha aşı ve ilaç keşfedilmemiş olsa da insanların tutumu ve sağlık sisteminin güçlülüğü bunu sınırlıyor ve kontrole imkan veriyor. Fakat kontrol edildikten sonra da tekrar başlama tehlikesi var ve son derece bulaşıcı. Eğer 1-4 numaralı grafiğe bakabilirseniz orada Çin için bir tane büyük yuvarlak halka var. New York ve etrafında ise yine büyük başka halkalar var. Yani bu şunu gösteriyor. Bu Çin'de, Hubei'de kontrol edildi.
55 milyonluk yerde. Dolayısıyla başka halkalar oluşmadı. Yani virüsü simgeleyen başka halkalar oluşmadı Çin'de. Amerika'da kontrol edilemedi. Bu illa New York'tan çıktı demiyorum ama kontrol edilemediği için birçok küçük New York oluştu. Bu hastalığı, bu salgını önlemenin yolu da işte bir şekilde tabii ki izole etmek. Dünya ekonomisi üzerindeki etkilerine gelince tabii mağazam etkileri olmaya başladığını görüyoruz, yaşıyoruz. İlk başta Çin'de ortaya çıktığında dünya ekonomisi çok derinden etkilenmez sanıldı. Mevzi kısmi kalır sanıldı. Bugün gerçek boyutları ortaya çıktı. Hem ülkeler itibariyle hem her ülkedeki derinliği itibariyle. Özellikle tedarik zincirlerindeki kısıtlamalar çok etkili oluyor. Çünkü o parçaları bulamayınca tabii o üretimler yapılamıyor. Dolayısıyla arz yönlü çok ciddi bir problem ve kısıt var. Fakat aynı zamanda tabii gelir azaldığı için talep yönünde de büyük bir düşüş var. Ve dünya ekonomi tarihinde hem arz hem de talep yönünün ikisinin birden kısa sürede arka arkaya etkili olduğu çok fazla böyle büyük durgunluk veya krize giden süreç yok. Dolayısıyla bu da tabii bu yeni ekonomik bunalımın veya durgunluğun bir önemli özelliği. Bildiğimiz gibi o bilinen şeyler üzerinde pek durmayacağım. Muazzam bir işsizlik etkisi yaratmaya başladı. Şirketlerde likidite sorunu yapmaya başladı. Dolayısıyla bir süre sonra ki henüz o noktaya gelmedi ama bazı ülkelerde veya birçok ülkede bunu önlemek için zaten hareket. Bu tabii başka bir boyut getirir. İlginç bir etkisi piyasalar üzerinde oldu. Çok büyük bir düşüş etkisi oldu. Mesela Dow Jones %30 kadar düştü. Fakat daha sonra toparlandı. Bir %10 daha yükseldi tekrar. Birçok piyasada buna benzer bir hareket gösterdi. Yani %30 düşmesi tabii çok büyük bir düşüş. Sonra %10 çıkması çok yüksek bir çıkış. Ama nerede duracağı da tam belli değil. Belirsizlik burada da devam ediyor. Gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışı hızlandı. Başka nedenlerin de etkisiyle ama esas bu nedenle yılbaşından beri 80 milyar dolar kadar çıktı. Dolayısıyla etki tamamen küresel ve durgunluğunu aştı aslında bazı açılardan ama her açıdan değil. Mesela finans alanında henüz o kadar aşmadı ve bazıları bunu 1929 buhranıyla karşılaştırıyor. Bence farklı yönleri de var. Birebir benzemeyebilir ama en azından karşılaştırılıyor olması bile tabii düşündürücü. Ama hemen şunu da belirtmek gerekiyor. O buhran uzun sürdü. 2008 büyük durgunluğu da aslında uzun sürdü. Tabii bunun ne kadar uzun süreceğini bilmiyoruz ama derin olduğunu biliyoruz. Ve bu süre meselesi çok kritik. Bu krizin en büyük özelliklerinden biri. Çünkü 3 ay sürerse başka sonuçlar olacak. 6 ay sürerse bambaşka sonuçlar olacak. Dolayısıyla karşılaştırmaları bu süreyi dikkate alarak yapmak mutlaka gerekiyor. Ve şu ana kadar ortaya çıkan çok olumsuz etkiler nedeniyle önce parasal genişleme hemen arkasından özellikle Amerika'da mali önlemler de alındı. Yeterli olmadı parasal genişleme. Şunu bence akılda tutmakta fayda var. Bu kriz başlamadan önce dünya ekonomisinde kırılganlıklar vardı. Büyüme çok düşük değildi. Dünya büyümesi %3 dolayındaydı. Ama bazı 2008'den beri süren sorunlar var. Açmak için zaman yok. Arasında esas yatırımın çok düşük olması vardı. Ve üretimin de bir anlamda düşük olması vardı. Teknolojik gelişme muazzam olanaklar getiriyor. Fakat bunlar da çok iyi değerlendirilemiyor idi ve eşitsizlik çok arttı. Bu Piketty'nin de çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğu gibi. Kanımca uluslararası işbirliğinin düşük düzeyde olması da çok önemli bir faktör. Her zaman diğer faktörlerle birlikte anılmıyor ama başlı başına çok büyük bir kısıt. Çünkü bu tür olaylar hele böyle bir sağlık boyutu olduğu zaman mutlaka çok daha ileri bir uluslararası işbirliği gerektiriyor ekonomide de. Yoksa sağlıkta bugün özellikle
bilimsel çalışmalarda belirli bir işbirliği yapılıyor. Ama onun ötesinde ülke ekonomilerinin de kendi aralarında daha ileri bir işbirliği lazım. Bu ekonomik uluslararası etki nasıl olabilir boyut olarak? Yani dünya gayri safi yurt içi hasılasının %3 ile 5 arası düşmesi bekleniyor. Bir çeyrekte bunun %20'si kadar bir düşüş bekleniyor. IMF yeni tahminlerini yayınladı. Bunlar oldukça büyük bir düşüş öngörüyor. Fakat daha sonra bir yıl sonra 2020'de de %5'in üzerinde bir bazı ülkeler için dünya için %5 dolayında bir büyüme öngörülüyor. Yani çok hızlı bir düşüş, çok hızlı bir çıkış V şeklinde. Bu biraz iyimser geliyor bana. Zaten IMF de bu yaptığı tahminlerin çok yüksek düzeyde belirsiz olduğunu ifade etti. Dolayısıyla yani bu senaryo böyle olacak diyemeyiz. Belki düşüşten sonra daha hafif bir düşüş veya küçük bir yükseliş olur. Çok büyük bir yükselme olmaz. Ama belki de bu bazı senaryolardaki gibi son derece olumsuz ve uzun süren bir yıkımda olmayabilir. Bunların tümünü kanımca değerlendirmek gerekiyor. Bu etki o kadar tehlikeli ki kısa süreli olacağı düşünülse bile yapacağı işsizlik, finans piyasalarına bulaşması, üretimi azaltması, geliri azaltması her açıdan çok derin etkiler yapacak, çok büyük tepkilere yol açacak ve belki de sistemik tehlikeleri gündeme getirecek. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde çok köklü önlemler alındı. Hiç akla bile gelmeyecek. Bunları izlediniz. Amerika'da 2,2 trilyonluk mali ağırlıklı bir paket açıklandıktan sonra ayrıca tekrar diğer önlemler, parasal ve yine diğer mali önlemler devam etti. Bu zaten Amerikan milli gelirinin %10'u. Bu görülmemiş bir şey. Düşünülmesi bile pek fazla muhtat olmayan bir şey. Olağanüstü bir tedbir. Diğer ülkelerde de Avrupa Birliği'nde 500 milyar euroluk bir paket açıklandı ama onun yetersiz olduğu hemen ortaya çıktı. Bunun büyütülmesi üzerinde şimdi konuşuluyor ve şöyle bir şey de dikkati çekiyor bu önlemler içerisinde. KOBİ'lere özellikle sadece kredi değil, onlara destek, doğrudan destek de gündemde. Mesela Amerika'da bu amaçla 300 milyar dolar ayrıldı. Eğer KOBİ'ler istihdamı sürdürürlerse, yani işçilerini çıkarmazlarsa parayı geri ödemek zorunda değiller. Bu bence çok çarpıcı. Türkiye ile ilgili bölümde de Türkiye için hangi önlemlerin yararlı olabileceği konusundaki düşüncelerimi belirteceğim. Tabii dünyayı etkiliyor. Her sektörü aynı derecede etkilemiyor. Turizm, hava yolları gibi sektörleri daha çok etkiliyor bu kriz. Fakat hemen hemen her sektörü de etkiliyor. Yani bazısını az, bazısını çok. Fakat bütün üretimde durmuş değil. Bazen öyle bir yanlış kanıya varılıyor. Ama mesela bu çeyrekte %25-30 Amerika için bile bir çeyrekte düşüş olabilir deniyor. Bu çok 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 yüksek bir düşüş. Yani diğer %60-70 üretim devam edecek ama bu kadar büyük bir düşüşün öngörülmeyen olumsuz etkileri de var. Daha sonraki 3 ay tekrar biraz yukarı gitse bile bazı bağlantıları belki koparabilir üretim zincirindeki. Çok büyük sorunlara yol açabilir. Tabii büyük bir yoksulluk da kısa sürede yaratabilir. Çünkü birkaç ay bile gelirden yoksun kalınca yoksul duruma düşen insanlar var gelişmiş ülkelerde de. Ayrıca kadınları, çocukları daha çok etkileyecek. Gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkileyecek. Afrika'yı daha çok etkileyecek. Çok olumsuz sonuçları olacak. Ve sağlık yanında sosyal politika alanında da derin etkileri olacak. Bir de yönetişim alanında da bazı baskılar ortaya çıkıyor. Bir yönetişim kargaşası ortaya çıkıyor.
merkezi yönetimler, yerel yönetimler dengesi sarsılıyor ve bunun daha iyi işletilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ben tabii burada daha çok sağlık dışı alanlara odaklanıyorum, başta ekonomik olmak üzere. Sağlık tartışması ayrı, hangi ilaç yararlı, ilaç bulundu mu, bulunuyor mu, ne zaman bulunacak, aşı ne zaman bulunacak, bu veya izolasyon tam nasıl olmalı, bunlar ayrı konular. Bunlar çok önemli ama bunlar benim uzmanlık alanıma girmiyor. Türkiye'ye gelince, Türkiye ekonomisinin benim kanımca çok yüksek bir kapasitesi var. Ve bu bazen yeterince dikkate alınmıyor. Böyle her şeyi aşağıya doğru gidiyor gözükünce kapasitesinin aslında ne kadar yüksek olduğu belki çok daha fazla dikkate alınmalı. Bunun için de iyi yönetilmemesi çok daha fazla zarar vermişti zaten. 2018'de bunlar kur kriziyle yüzeye çıktı. Bu derin kırılganlıklar sadece kurda, enflasyonda sürekli olarak sorunlar değil ve yeni ekonomik programda ortaya konan tam aksine bir teknoloji açığı, yüksek işsizlik gibi birçok temel alanda büyük bir zafiyet vardı. Bu zafiyetin bana göre en önemli nedenlerinden biri yönetişim zafiyetinden kaynaklanıyor. Ve bunu çarpıcı bir şekilde belki yansıtmak için en fazla bakılması gerekenlerden verilerden biri hiç kuşkusuz ki yatırımdır. Eğer 2018'in dördüncü çeyreğindeki yatırıma 100 dersek endeks olarak bugün bu 60'ın altında. Bu çok ciddi bir düşüş ve bir ülkenin kapasitesinde bir erozyonu gösteriyor. Bence böyle bir durumda bir ekonomiye iyi demek mümkün değil ama kapasitesi çok yüksek. Onu hiçbir zaman bence unutmamak gerekiyor. İkinci bir çok temel bence faktör, demin belirttiğim yönetişim. Bu ekonomik faktörler kadar etkili ekonominin gelişmesinde. Mesela bu Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Tam da şu anda yapılması gereken işi yapıyordu. Bir koordinasyon, önlemlerin bütüncül olarak ele alınması, bölgesel farklılıkların gözetilmesi gibi, makroekonomik dengelere bakılması gibi, yatırımların koordinasyonu gibi. İsmi farklı olabilirdi, isim önemli değil. Ben de orada çalışıyordum, Stratejik Araştırmalar Dairesi'nin başındaydım bir dönem. Dolayısıyla oradaki yapılan işleri bir iyi bir... Bütün o isim değişmemeliydi demiyorum. Hayır, ismi değişebilir ama o işi yapan bir yer olmalıydı. Ve ne yazık ki daha geçtiğimiz yıl oranın devredildiği bir Cumhurbaşkanlığına bağlı 130 tane çok değerli uzman sürüldü inanılmaz bir şekilde. Bu Türkiye'nin çok değerli bir kapasitesini israf etmektir. Tamamıyla ilgisiz, gereksiz bir şekilde Türkiye'nin en değerli uzmanlarının bir bölümü bu şekilde ne yazık ki tasfiye edildi. Şimdi bu krizin Türkiye üzerindeki etkilerini araştırırken tabii biraz sektörlere de bakmak lazım. Katma değerin sektörler ayrımına bu tabloda 3,3 nolu tabloda baktığımız zaman bu dağılımda gördüğümüz imalat sanayinin çok büyük bir yer tuttuğu, daha sonra ticaret ve diğer alanlar geliyor. Ve alt sektörlere de baktığımız zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Gıda, sağlık ürünleri, bileşim gibi bazı alt sektörler dışında çok bu etkilerinde daha fazla olacak. Turizmi zaten söylemeye gerek yok. Fakat bunun dışında üretimi devam eden sektörler var. Kısmen de olsa tam üretim hiçbir sektörde yok. Bunlarda da parça ve girdi temin etme sorunu var. Üretimde otomotiv zaten mesela bir ay için
bir tane bile üretilmeyecek. Tamamen kapatılmış durumda. Ondan sonra ne zaman açılacağı belli değil. Bir de harcamalar açısından bakarsak, burada da tüketim harcamalarının dağılımını görebiliriz. Burada işte gıda çok büyük bir yer tutuyor. Diğer şeylerde burada sıralanıyor. Burada da harcamalar yönünden baktığımız zaman da hizmetler üzerinden çok büyük bir düşüş beklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye hazırlanmalıyız. Mesela turizmde istihdam etkisinin yanı sıra 34,5 milyar 2019'da gelir sağlandı. Yani Türkiye'nin yer tutuyor. Aynı zamanda finans sektörünün de durumu kritik. Çünkü ilk bakışta sağlam gözüküyor. Fakat gelişmeler sonucunda zayıflarsa o da ekonominin işlemesi bakımından gayet kritik bir durum. Büyük şirketlerde sorun yok anlamına değil ama COBİ'ler doğal olarak çok daha kritik bir durumda. Ve benim kanımca COBİ'lerin bir bölümü dahil Türkiye'de genel olarak şirketler, özellikle büyük şirketler bu krizin boyutlarını henüz tam olarak hissetmediler. Hissetmeye başladılar ama esas önümüzdeki ay bunlar çok daha derinden hissedilecek. Şu anda bazı firmalar stoka üretim yapıyor. Onu da yapmak güçleşecek. Limanlar açık olduğu için ihracat yapılıyor ama iptalleri artıyor. Mesela İTKİP tekstilcilerin ihracat örgütüne göre ihracat %70 daralacak. Ve Mart'ın içinde bile, Mart'ın ancak yarısında bu etki hissediliyordu. İhracat %18 kadar azaldı. Tabii esas sosyal olarak en vurucu etki istihdam alanında gerçekleşecek. Ve tabloda da istihdamın da sektörel dağılımı, orada da tabii sanayi ama hizmetler de 15,7 milyon insan çalışıyor. İnşaatta da 1,6 milyon. Bu ikisini topladığınız zaman zaten çok büyük bir yakın tutuyor. İnşaat da çok büyük ölçüde durmuş durumda. Diğer yani bu ikisinin tamamı işsiz kalmayacak ama sadece şöyle bir bakmak bile bu gelen dalganın boyutunu bence göstermeye yetiyor. Ayrıca tekstildeki dediğim şey istihdam açısından da çok büyük bir etki yapacak. Kayıt dışı çalışanlar SGK verilerine göre toplamın %35'ine yakın. Bu çok çok yüksek bir oran ve bu istihdam işsizlik etkisinde onları saptamak bile zor olabilir. Dolayısıyla bazı önlemler alındı. Onlar yararlı ama onlar çok kısmi kalıyor. İki şekilde kısmi kalıyor. Hem kayıtlı çalışanların da yeterince yüksek bölümüne ulaşamıyor. Hem bazı günde 39 lira gibi yeterli olmayan bazılarına bir katkı sağlanıyor. Hem de tabii bu kapsam nedeniyle bazıları tabii zaten bunların dışında kalıyor. Bunlar da önümüzdeki haftalarda çok daha fazla hissedilecek. Çünkü birçok insan Türkiye'de aylık yaşıyor ve borçları da var. Dolayısıyla bunlara yeni bence önlemler almak gerekiyor. Bunları biraz sonra belirteceğim. Bölgesel eşitsizlik ayrı bir konu. Ve tabii Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişiler sayıları çok yüksek. Onlar da önümüzdeki haftalarda bu krizin etkisini hissedeceklerdir. Dolayısıyla muazzam bir problem. Bundan sonra ne olur? Perspektif bölümüne şimdi geçiyorum. Dünyada bir kere en az etkilenen Çin şu anda, kontrol ettiğin için, ama o da etkileniyor. Ve her ülke ve bölge muhakkak ki olumsuz yönde etkilenmeye devam edecek. Ve IMF'in çok yeni tahminlerine göre dünya büyümesi %3 azalacak. Çin'inki az azalacak. Diğer ülkelerinki daha çok azalıyor. Amerika'da da bu %5'i bulacak.
Çin'in yüzde benim kanaatim IMF'in Çin'de çok düşük büyüme olacağını söylüyor. Bence %2-2,5 Çin büyüyebilir bu sene. Çünkü çok hızlı başladı. Çok olağanüstü önlemler alıyor. Onlar da etkilendi ama görülmemiş bir takım adımlar attılar. Ve bir de tabii bu ikinci çeyrek müthiş. Yani ondan sonra yükselmesini beklemek bile bu etkinin bazı yönleri açısından yeterli değil. Mesela eşitsizlikler açısından. Ve bu olağanüstü önlemler de bunun için alınıyor zaten. Yani ekonomik gelişmeyi başlatmak için değil. 3 aydan önce ekonomik gelişmenin kapsamlı bir şekilde başlaması çok 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 zor. Ama bu çöküşü sınırlamak için alınıyor bu önlemler. Yoksa zaten bu kadar büyük önlemler alınmazdı. Ve bütün burada da en kritik nokta bu süre olacaktır. Bazıları başlayalım diyorlar. Bazıları da başlamayalım, önce kontrol altına alalım diyorlar. Tabii bu iki uç. Bunun arasında da bazı konumlar var. Şimdi bu konu çok hassas. İnsan hayatı söz konusu olunca, kitlesel ölümler gündemde olunca ve bazı yerlerde de gerçekleşince risk almak mümkün değil bana göre. Diğer taraftan o tedbirleri iyi alıp bir an önce ekonomik faaliyete de başlamak gerekiyetin geciktiği her gün aynı zamanda bir kayıp. Ama bunu sağlıklı şekilde yapabilmek lazım. Ve bence burada her ülke bu kararları almak ve kontrol altına sağlık olanı öncelikle yapmak zorunda. Karantina önlemleri, tam izolasyon, sokağa çıkma yasağı ve diğerleri izleme. Bunlar yapılmayınca sanılanın aksine ekonomik maliyet de artacak. Ekonomik kayıp da artacak. Çünkü bir süre sonra tekrar yaygınlaşacak hastalık ve ekonomiyi de yavaşlatmak zorunluluğu ortaya çıkacak. Her ülkede çok büyük önlemler alındı. Bu tablo 8 Nisan itibariyle hazırlandı. Bugün o arada bile bu rakamlar çok arttı. Birkaç tane örnek vereyim. Avusturya'da mesela milli gelirin %9'u oranında önlemlerin boyutu. İşte Belçika'da %12, Fransa'da %15, Almanya'da %25, Amerika'da %11,3 vesaire. Türkiye'de ilk paket. Bu paketten sonra da önlemler alındı. Dolayısıyla o rakamın üzerine ilaveler oldu. %2 de kaldı. Üstüne ilaveler oldu ama bu çok küçük bir rakam. Yani o tarih içinde diğer ülkelerin çok altında ama problem daha küçük değil. Dolayısıyla çok ciddi bir değerlendirme eksikliği yapıldığı ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim esas Türkiye'de ne olabilir? Türkiye'de bunun etkileri derin olacak. Bu çok açık bence. Yani derin olup olmayacağı tartışılamaz bile. Ne kadar tartışılabilir? Ve ne yazık ki bir bakalım görelim eğilimi hükümette ağır bastı. O daha ileri önlemler alırız. Bu konuda bilinmeyen çok ama benim vardığım sonuçlardan bir tanesi geç kalmak çok yanlış. Her maliyeti arttırıyor. İlk anda alınabilecek bütün tedbirleri almak lazım. Bu yapılmadı. Bir değerlendirme yanlışı yapıldı. Ve şöyle bir ikinci yanılgı da oluyor. Bu kısa süreli zaten işte belki biraz uzar. Ondan sonra kalınan yerden devam edilir. Böyle olmayacak. Bir kere modern ekonomi çok hızlı gelişiyor. 6 ay bir üretimden, piyasalardan uzak kalındığı zaman kalınan yerden başlanmıyor. Bu nitelikli istihdam açısından da öyle. Her açıdan aynı yerden devam etmeyecek. Birçok değişiklikler olacak ve Türkiye ekonomisi zaten kırılgandı ve şu içinde bulunduğumuz Nisan ortasında çok daha kırılgan. Ben bunu dün yazarken CDS'ler 550, bugün 600'ün üstüne çıktı. Onu güncelleyeyim. Eurobond faizleri %9 dolayında. Enflasyon düşmüş değil.
Kur biraz önce 6.90'dı, şu anda ne kadar bilmiyorum. Yarım saatte de yükseliyor. Yani ek bir kırılganlık ve dünya piyasalarında aslında belki Türkiye'nin bulunduğu somut durumdan da daha olumsuz bir değerlendirme var. Bozukluğundan ileri geliyor ve bu önlemlerin de etkisini azaltıyor, niteliğini de düşük tutuyor kanımca. Birçok önlem alınmış olmasına rağmen hepsi parça parça. Bu da etkisini değil ve yararlı olanları var ama ihtiyacın çok uzağında nitelik olarak ve nicelik olarak ne yazık ki. Sektörel riskler çok. Turizm zaten ortada. Tabii Türkiye'deki durum dünyadaki durumla da bağlantılı olacak. İhracat pazarlarından. Fakat burada yani eğer Avrupa Birliği açıldığı zaman Türkiye açılmamış olursa o zaman o pazarlarda da çok önemli kaybımız olacak. Dolayısıyla o nedenle bu izolasyon önlemleri, karantinalar vesaire, sokağa çıkma kısıtlamaları, yasakları bence İstanbul'da mesela mutlaka yapılması gereken, bunları yapmamak gecikmeyi arttıracak ve ekonomik gerekçeyle bunların yapıldığı düşünülebilir. Fakat ekonomik gerekçeye de zarar verecek. Aslında tabii 3 aylık bir süre genelde tahmin ediliyor. Bu bütün dediklerim 3 ay içinde geçerli. 3 ay bile çok da biraz devamı var. Yani hastalığın 3 ay sonra kontrol altına dünyada alınabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de de. Kontrol altına almak demek Çin'in 3 aydan da kısa bir sürede yaptığı gibi yeni vakaların çıkmaması demek. Ben ama yani bu 3 ayda %100 3 ayda diyemiyorum ve kimsenin de diyebileceğini sanmıyorum. Ama her uzayan ay inanılmaz büyük bir olumsuz etki yapacak. 3 ay içinde tıbbi durumu kontrol altına alınırsa o zaman yeniden düzelme, yeniden harekete geçme için biraz daha elverişli bir ortam olacak. Şimdi Türkiye'deki sayısal etkilere gelince Profesör Fatih Özatay önemli bir hesaplama yaptı. Ve bu hesaplamada her sektör üzerindeki olası etkiyi hesapladı. Bu bir çeyrek içindir burada gördüğünüz etkiler. Ve bu çeyrekteki etkiler mesela 100 ise şu anda kaça düşecek? Gıda olumlu olduğu için o 95'e düşüyor. Ama genel tüketim 65'e düşüyor. Yani %35 bir düşüş. Yatırımlar da tabii 100 iken 30'a iniyor. Bunlar bir çeyrek içinde. Bu listeye baktığımız zaman çok ciddi bir düşüş görüyoruz. Ve Profesör Güven Sak'la birlikte yaptıkları bir çalışmada da bunu daha geniş bir versiyonu var. Bir yıl sürerse ne olur kayıplar? Ve burada salgın bir yıl sürmesi beklenmiyor. Yalnızca bir egzersiz olarak %38 milli gelir düşüyor. Ama bu yani 6 ay sürerse %20. Bence bu çok çarpıcı. Yani 6 ay hiç olmaz diyemeyiz. 6 ay sürebilir. Ama işte 3 ay sürerse de %10'un biraz altı. Yani bu şekilde düşünmemiz lazım. Tabii bu oldukça ürkütücü. Ben kişisel olarak bu kadar düşüş olacağını sanmıyorum. Ama bunun da ciddi bir hesap olduğunu dikkate alıyorum. Benim kanaatimce bu yüksek oranın altında fakat %5 IMF'i tahmin ettiğin üstünde bir düşüş olacaktır. Belki bu %5'in biraz daha üstünde. Bunu tam bilmemize olanak yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu 6 aylık buradaki hesap bu nedenle çok önemli. Yani hiçbir şey yapılmıyor. Tabii bir şeyler yapılıyor. Çok önemli önlemler alınıyor. Daha da sıkı önlemler alıp bir an önce bu düşüşü durdurmak lazım. Yoksa bu düşüşün devamının marjinal maliyeti çok daha yüksek oluyor. Bence yani tıbbi tartışmayı bilemem ama ekonomik tartışma bunu gösteriyor. Tıbbi tartışma da insan hayatıyla ilgili olduğu için onun da bunu göstermesi gerektiğini
düşünüyorum. Bir başka çalışma daha var. Bu da ilginç. O da Selva Demirel Hanım'ın koçun hesaplama yapmış. 70 bin hasta olduğu gün tam karantina başlarsa hasta sayısı ne olur ve milli gelir düşüşü ne olur? Bu bence çok güzel bir hesaplama, diğeri gibi. O hesaplamaya göre işte burada hasta sayılarını 4, 6, 3 nolu grafikte görüyorsunuz. Ekonomik olarak da yıllık milli gelir düşüşü olarak %7,8 diyor. 70 bin hasta olan gün tam karantina uygulanırsa, daha sonra uygulanırsa her gün bu hasta ölüm hasta sayısı artıyor ve milli gelir düşüşü de artıyor. Her gün, her o hesaplamaya göre, tam böyle mi bilemiyorum ama ilginç bir hesaplama ve erken ve tam önlem alma gereğini bence çok güzel gösteriyor diye düşünüyorum. İşsizlik konusunda da Türkiye çok etkilenecek, buna hiç kuşku yok. Ve IMF'in işsizlik tahmini %17,5 2020 için. Bence bu düşük. Zaten şu anda 13,7. Tabii bazıları da kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Bu iyi bir şey. Sendikalar da bunu destekliyor. Ama bir de günde 39 lira verilmesi planlananlar var. Ücretsizin o yararlı değil o aynı şekilde. Çünkü çok düşük bir gelir ve bir de statü belirsizliği ne dikkat etmek lazım. Yani onlar tam çalışıyor değil ama neyse ki gelir alıyorlar. Yani Türkiye'de istihdamı hesaplarken onları çalışıyor gibi görmek doğru olmaz. Çünkü o zaman üretim daha yüksek olurdu çalışsalardı. Orada da bir yeniden istatistiklerde düzenleme yapmak gerekiyor. Şimdiye kadar daha çok Türkiye'de kişileri korumaya, bu tabii çok gerekli bir şey, sosyal desteklere eğilindi. İşsiz kalanlara eğilindi. Bu çok gerekli. KOBİ'lerin işsiz kalanlarına da yavaş yavaş eğiliniyor. Ama kayıt dışılar var. Onlara da eğilmek lazım. Ama bütün bunları yaptıktan sonra, yaparken daha doğrusu, aynı zamanda kanımca şirket ve işletmelerin durumuna da eğilmek lazım. Çünkü şirket ve işletmeler 2-3 ay sonra, 4 ay sonra kaldıkları yerde olmayacaklar. Ve bir bölümü belki yok olacak, iflas edecek. Ondan sonraki istihdam sorunu çok daha büyük olacak. Ve Türkiye'nin kapasitesinin bir parçası, misinin dinamizmi tabii açısından şirketler şart. Dolayısıyla sağlamak lazım. Ve işte Amerika'da mesela doğrudan destek veriliyor. Birçok ülkede doğrudan destek veriliyor. Türkiye'nin tabii gelirleri sınırlı. Ama sınırlı gelirleri içerisinde bile bunu yapabilir. Yani bir %2'lik paketle kapsanacak şeyler değil bunlar. Dikkat ederek, daha geniş bir gelir ayırarak ve bu gelirleri iyi kullanarak bence doğrudan destekler de getirmek lazım. Şimdi diğer bir kritik konu da, evet ne yazık ki, dolayısıyla Türk şöyle yangından mal kaçar gibi, kaçırır gibi bazı başka şirketler, yabancı da olabilir, yerli de olabilir, çok ucuza kapatılabilir. Bazı yabancı şirketler bunu sistematik olarak da yapabilir. Türkiye içinde de olabilir. Buna karşı da şirketleri mutlaka korumak lazım. Yeni kanuna bazı çok olağanüstü yetkiler verildi. Bu büyük şirketlerin bir şekilde ortak olunarak korunması amacını taşıyor. Fakat bunu değil. Yani dolayısıyla burada nasıl bu mekanizma işleyecek ve son yaptığı şeyler, İstanbul Finans Merkezi müteahhitlerine çok büyük finansman aktarmak ve bir şekilde ortak olmak gibi, bunlar çok iyi bir performans göstergesi değil. Dolayısıyla bu destek işinin çok daha sistemli, çok daha hassas, çok daha tarafsız, tartışılmaz ve uluslararası finans ölçülerine uygun bir şekilde yapılması lazım. Yeni haksızlıklara yol açmaması lazım. Dolayısıyla bugüne kadar alınan önlemler yararlı olmakla birlikte bunları artırmak gerekiyor. Ve krediler
ilan ediliyor ama insanlar çok yakından izliyorum. Ve işte mesela işte 10 bin liraya kadar olan kredi işte 2 milyon kişi baktığımda 250 bin kişiye ancak verilmişti. Ayrıca bu da belki her zaman çok iyi ortaya çıkmıyor. Bu kredilere bazıları başvurmaya çekiniyor. Hem riskli bir ortamda olunduğu için hem de nasıl olsa verilmez diye. Bence bunlara da çok yakından eğilmek lazım. Ve mutlaka mutlaka bir bütünlük içinde bunlara bakmak lazım. Bugünkü ekonomi yönetimi bunu yapıda tamamen tarafsız bir ekonomist olarak söylemek mümkün. Bütün ciddi tahliller bunu gösteriyor. Şöyle örneğin Sayın Maliye Bakanı Türkiye'nin bu şu anda yani daha önceki şeyler değil şu anda çok yeni yani değişmemiş bir şey. 2020 büyümesinin %5 en az muhtemelen daha çok olacağını söylüyor. Yani bu o zaman analizlerin ciddi yapılmadığını gösteriyor. Çok kaygı verici bir şey. Böyle bir ortamda -5 mi olacak, -3 mü diye tartışılan bir ortamda bu yani bunu siyasi açıdan kesinlikle söylemiyorum. Yani böyle yapılıyorsa analiz o zaman yani önlemlerin etkinliğinden de kuşku duymakta haklıyız. Ve parça parça olmaması muhakkak ki gerekiyor. Bence burada en etkili yöntemlerden biri aile sigortasının oluşturulması olacaktır. Aile sigortasının oluşturulması zaman alıyorsa bu birkaç ay içinde bunun kurulması için gerekli kayıt dışılara da bir özel destek bence sağlanabilir. Bence Ekonomik ve Sosyal Konsey mutlaka toplanmalıdır ve Bilim Kurulu'nun sağlık alanında oluşturduğu referansı oluşturmalıdır. Çünkü bugünkü dağınıklıkla olağanüstü bir kayba uğranıyor. Mesela bir karar çıkarılıyor, tarım işçileri unutuluyor ve olmayacak şeyler. Ertesi gün düzeltilmeye çalışılıyor ama aslında bunu yapacak kapasite var Türkiye'de. Mutlaka bu kapasitenin bence kullanılması lazım. Bölge eşitsizliğin azalması lazım. Çünkü bazı işletmeler idari kararla kapatıldı. Bu gerekliydi. Çünkü hastalığı önlemek gerekiyordu. Ama bazı bölgelerde bu işletmeler zaten oradaki toplam ekonomik faaliyetin çok yüksek bir bölümü. Dolayısıyla o bölgeler zaten daha zor durumda, daha da zor durumda kalıyor. Ve pandemi sonrası için de bazı hazırlıklar lazım. Bu şirketlerin faaliyete geçmesi, istihdam kaybının telafi edilmesi. Bu arada teknolojik gelişme dünyada devam ediyor. Ve Türkiye'nin rekabet gücü her gün azalıyor. Bunu telafi etmek için bu dönemde hastalık tehlikesi olmayan bir şekilde Ar-Ge'yi arttırmak mümkün. Ve bu benim size şu anda hitap ettiğim gibi teknolojik araçlar bu geçtikten sonra da bugünkü sağlık sistemi büyük bir özveriyle çalışıyor. Belli bir etkinlik de sağlıyor ama çok daha geniş kapsamlı olması ve gelir durumu daha düşük insanları kapsaması, koruyucu sağlık kişisel kapasiteye sahip çok daha verimli çalışması özellikle biyoteknoloji alanında. Eğitimde de çok büyük bir kayıp oldu ve ne yazık ki bu uzaktan eğitim ideolojik önyargılarla başlatıldı öğrencilere. Böyle bir şey kesin olarak tabii olmaması gerekiyor bu uygulama. Ve yönetişimde de muhakkak ki doğru adımlar atmak gerekiyor. Çünkü açıkça yetersiz ve kanımca bence Avrupa Birliği ile de yakınsamayı güçlendirmek gerekiyor. Avrupa Birliği'nin kendisi şu anda o kadar sağlam bir durumda değil ama her şeye rağmen kuralları, bilimsel gelişmesi, ekonomik gücü itibariyle Türkiye'ye yararlı olacak bir birliktir. Ve zaten dünyanın çok karmaşık olduğu bir dönem. Dolayısıyla o yönü de ihmal etmemek, özellikle ihracatımız açısından da ayrıca bütün bunlara ek olarak. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz rezervlerinde bir erime var ve bu büyük bir sorun. Demin sözünü ettiğim kırılganlık faktörlerine de eklenmesi gereken bir faktör. Diğer alanlarda yani iyi yönetmeye yönelik sağlıkta, ekonomide, istihdamda birçok alanda rezervi olmadığı. Bu sadece
yedek akçenin Merkez Bankası'ndaki hazineye aktarılması gibi bir şey değil sadece. O da bir parçası. Her alanda bir yedek, bir sağlam, bir zor durumda harekete geçirilecek kaynaklar olmadığı gözüküyor. Bu önlemlerin de bu kadar dar kalmasının bir nedeni bütünün iyi görülmemesi, problemin bütünüyle görülememesi büyüklüğünün bir başka kanımca Türkiye'de. Pandemi sonrası dönemde ne olacağıyla bitirmek istiyorum. Buna çok kısaca değineceğim. Pek çok sonrasında ve bunları burada tartışmayacağım. Sadece birkaç tane başlık, yani iki tane ana eğilim var. Bir eğilim çok şey değişecek, yepyeni bir dünya kurulacak bir uçta. Diğer uçta hiçbir şey değişmeyecek, aynı minval üzerinden devam edecek. Mesela değerli düşünürlerden Danny Roderick, çok bir şey değişmeyecek, neoliberalizm yavaş ölümünü sürdürecek. Ama diğer konularda değişiklik olmayacak diyor. Başka düşünürler yepyeni bir dünya kurulacak diyorlar. Tam ne yönde gelişecek bunu kestirmek zor. Ama tartışmak ve hazırlanmakta yarar var ülke olarak da. Kanımca şu alanları dikkate almak gerekecek. Acaba kamunun bu önlemlerle ve son yaklaşımlarla artan gücü ekonomide devam edecek mi? Kalıcı bir role mi dönüşecek? Yoksa tekrar eski haline mi dönecek veya nerede duracak veya hangi niteliği kazanacak? İkincisi, yönetişim yapısı nasıl gelişecek? Yerel yönetimler güçlenecek mi? Merkezlenecek. Bunlar hepsi bence bu krizde gündeme gelen konular. Sağlık sisteminin önceliği ne olacak ülke yönetiminde? Eğitim sistemi ne yönde değişecek? Teknolojik gelişme nasıl bir yeni yer kazanacak ülke hayatında ve ekonomisinde? Sosyal politika güçlenecek mi? Kadın hakları artacak mı? İklim değişikliğine ülkeler içinde ve uluslararası düzeyde daha fazla önem verilecek mi? Uluslararası işbirliği artacak mı yoksa ülkeler içine mi kapanacak? Küreselleşme daralacak mı yoksa gelişecek mi? Şimdiki yaptığımız konuşmanın sağladığı bazı siyasi katılım imkanları ortaya çıkabilecek mi? Ve insan toplum psikolojisi ne yönde etkilenecek tartışma eksenlerinden biri demokrasi mi yoksa şu anda pek çok yerde öne çıkan popülist otoriterlik mi öne çıkacak? Ve bu değişiklikler eğer olacaksa bunların sürükleyici güçleri neler, kimler olacak? AB'nin geleceği ne olacak? Sorular sorabilirsiniz yazarak, önünüzde o yer herhalde gözüküyordur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı yanıtlayacağım. Ben şimdi soruları yanıtlamaya başlayayım. Bir tane, yani hepsini yanıtlama imkanı yok ama kapitalizm ve neoliberalizm bir soru gözüme çarptı. Onu yanıtlayayım. Kanımca yani böyle bir çok yerleşik sistemler çok kısa sürede tabii değişmiyor. Neoliberalizmin bence çok önemli bir şekilde tartışılmasına yol açacak ve zayıflamasına yol açacak. Ondan sonra ne olur, ne derecede değişir, kendini ne derece değiştirir? Bunları bence ayrıca tartışmak lazım. Zaten bir süredir biliyorsunuz bir işte hissedar kapitalizminden paydaş kapitalizmine geçiş gereği ortaya çıkmıştı. Davos'ta da
bu ortaya çıktı, konuşuldu. Eşitsizliğin çok fazla olması da zarar veriyordu ama politikalarda bir değişiklik yoktu. Sadece böyle bir tartışma başlamıştı. Bence bu krizin en önemli etkisi aslında bu alanına getirmek olacak ve kitlelerin nasıl bir tavır ortaya koyacağı, entelektüellerin nasıl bir ortaya tavır koyacağı, bunların yönetişimine nasıl yansıyacağı sonucu belirleyecektir diye düşünüyorum. Evet. Bir arkadaş, bu doğru, çok büyük cephane harcandı ve sürekli seçimler, sürekli bütçe kaynaklarının buralara ayrılması, kamu harcamalarında bence isabetsiz tercihler yapıldı. İşte yedek akçe hazineye aktarıldı. Bu hiç yapılmaz bir şey değil ama kritik dönemlere girerken yapılmaz. Daha teknik konularda da bazı yanlışlar yapıldı. Türkiye'nin döviz pozisyonunu güçlendirmek yerine illa belki kuru belirli bir düzeyde tutmak için sanıyorum çok önemli kamu bankaları maalesef dolar satışları yaptılar. Ve bence bütün bunlardan daha önemlisi yani gelecek olan şeye çok duyarsız kalındı. Bu virüs geldi ama virüs olmasa da Türkiye'nin ne kadar kırılgan bir duruma gittiği belliydi zaten. CDS'ler zaten virüsten önce çok yükselmişti. Bütün bunları işaretleri yani sinyaller her taraftan yanıyor ama önlem alınmıyor. Yani böyle bir durum aslında olmamalıydı. Buna katılıyorum. Evet, bir arkadaş da işsizlik fonundaki devlet tahvillerinden söz etmiş. Aslında bu şöyle bir konuda, bu önemli bir konu ve bana başka bir konuyu da gündeme getirme imkanı veriyor. Şimdi o tahvilleri Merkez Bankası alacağını söyledi ve alıyor. Ve şu anda Merkez Bankası'nın aslında bilançosun %5'inden fazlası bu tür şeylerden oluşmaya başladı. Muazzam para dağıtıyor yani kaçınılmaz olarak. Bence bu prensipte yanlış değil. Parasal genişleme gerekli. Ama parasal genişlemenin yapılış şekli çok önemli. Düzensiz yapılırsa, iyi hesaplanmadan yapılırsa zararlı sonuçlara yol açar. Dolayısıyla gerekli lazım ve bu ödemelerin İlk partisi de bu işsizlik fonundaki tahvillere yapıldı. Hatta özel bankaların bu tahvilleri getirmesi durumunda da Merkez Bankası bunların karşılığını vereceğini söyledi ve onları. Yine Ayhan Bey bu sefer verilen yeni kaynakların yanlış kullanılmasından endişe ettiklerini belirtmiş. Yani aslında kaynakları tabii daha da fazla ortaya koymak lazım. Deminki varlık fonunda bir örnek olarak belirttim. Bu endişe var iyi kullanılmaması. Çünkü genel yönetim iyi değil. Mesela şu anda bir Kanal İstanbul ihalesi açmak yani gerçekten yani ekonomik analizde yeri olmayacak bir şey. Kesinlikle. Ben yani şaşırarak söylüyorum. Yani karşı çıkmaktan önce şaşırıyorum. Ama tabii hiç olmazsa bu kısa süreli çalışma ödeneği doğru bir şey. Ve bundan epey kaynak harcanacak ve bu yerinde bir harcama. Esas bu kritik şey şöyle olur. Doğrudan destek verilirse şirketlere ki onun nasıl yapılacağı çok önemli. Yoksa
verimli olmaz veya iktidara yakın yerlere verilebilir. Bu çok olumsuz. Dönem önceki dönemler gibi değil. Şu 3 ayda Türkiye'nin yapacağı ondan sonraki 3 yılını belirleyecek. Öyle telafi edilecek, idare edilecek bir durum değil. 3-4 kat daha hassas bir durumdayız şu anda. Başka bir soru göremiyorum. Başka bir soru var mı acaba? Başka soru yoksa ben teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Başka bir soru var mı acaba? Bu durumda sizlere teşekkür ederek kapatıyorum. İyi günler. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.